Bu Biden'ın bir oğlu var. Hunter. Adı ne? Hunter. Hunter. Hunter avcı demek değil mi? Evet. Hunter Biden. Ha şu adam oğlu. Tamam, bravo. Bu ilk Biden. eşinden olan değil mi? İlk eşinden Evet. olan değil mi? Evet. Doğru. Bu Hunter abi çok şey bir adam. Yani Biden'ın başını sürekli ağrıtıyor. Böyle bir tuhaf bir adam. Uyuşturucu sorunu var. Bir uyuşturucu sorunu olduğu halde gitmiş, silah almış. Bu Amerikan yasalarına göre çok 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 büyük bir suçmuş, ayıpmış. Hemen bunu yargılamışlar ve bugün bir mahkeme kararı çıkmış ve mahkeme Hunter Biden'ı suçlu bulmuş. Doğru mu? Doğru. Bir süredir Delaware eyaletinde devam ediyordu bu dava ve burada suçlamayı ben söyleyeyim. Amerika Birleşik Devletleri'nde kural şu: herkes silah sahibi olabiliyor. Ama bu herkes için bazı ayrıntılar var. Mesela uyuşturucu bağımlısıysanız o dönemde silah alamıyorsunuz. Ya da form dolduruyorsunuz zaten silah alırken. Şu an bir uyuşturucu bağımlısı mısınız? Hani bir uyuşturucuyu kötüye kullanıyor musunuz? Hunter Biden no işaretlemiş. Hayır işaretlemiş. Oysa Bu kullanıyor. oysa gerçekte kullanıyor Ya. o dönemde. Hatta bir 2020 seçimlerine bomba gibi düşmüştü. Hunter Biden'ın laptopu diye. Oradan birçok görüntü düşmüştü. O görüntülerde Hunter Biden hani anadan üryan elinde silah ve odanın içinde uyuşturucu. Orada farklı kadınlar vesaire. Yani Yani bayağı o gerçekten fotoğraflar ve o görseller var elimizde ama burada ekrana getiremeyeceğimiz kadar yok. müstehcen. Sosyal medyaya bile gitmeyecek şeyler. Sosyal medyaya bile gitmeyecek görüntüler var onun içinde. Ve Hunter Biden çok sorumlu biri. Yani sorumlu bir geçmişi var. Ve kendisi de bunu söylüyor zaten. Ben geçmişimle barışmaya, iyi bir adam olmaya çalışıyorum diye sürekli bunu yayınlıyorlar ama bir türlü de bırakamıyor bu kötü alışkanlıklarını. Burada tabii bunlar değil olay. Asıl olay bir, bu federal devlet formunda yanlış beyan, yalan beyan vermesi. Bir de uyuşturucu bağımlısıyken silah kullanması. Üç tane suçlamayla yargılandı ve jüri Hunter Biden'ı suçlu buldu. Şimdi 25 yılla toplam cezalandırılması Girecek mi cezaevine? beklenebilir maksimumu. Sanmıyoruz. Şimdi şöyle, üstten ceza verilmesi beklenmiyor. Belki hani kamu hizmeti verilebilir, belki şartlı tahliye verilebilir. Ama bugün çok önemli bir açıklama yapıldı Beyaz Saray sözcüleri tarafından. Biden oğlunu affedecek mi, affetmeyecek mi? Hatta belki hatırlarsınız Ahmet Bey, sizin programı sanırım. 7-8 ay önce dedim ki belki de Biden oğlunu af çıkarıp başkanlıktan çekilecek diye. Acaba böyle bir ihtimal olabilir mi diye. Biden bu sefer ortaya çıkıp dedi ki ben af çıkarmayacağım oğlum için. Ama bugün Beyaz Saray dedi ki af yok ama cezasını silme, yani cezasını biraz çekmiş ya da çok küçük olan kişilerin başkanın bu cezayı da kaldırma hakkı var. Af değil ama o cezayı Aynı şey değil mi çekmiş ya? gibi Af, yapmak. o da bir tür af yani. Peki Yunus, yani bu adam diyorsun ki kaç yılla suçlu bulundu? 25. 25. Suçlu bulundu. Şimdi buna verilecek olan cezayı yargıç mı açıklayacak? Alt sınır ne Aynı olabilirmiş? Trump'ta olduğu gibi sonra açıklanıyor. Mesela Trump'ınki de 11 Temmuz'da açıklanacak. Geçen ay hüküm giymesine rağmen. Bunun da 120 gün içinde hüküm giymesi bek şey pardon hüküm giydi. Cezasının 120 gün içinde açıklanması İsmail bekleniyor. Dükel bir şey soruyor. Yunus, üst sınır 25 yıl da alt sınırı ne? Alt sınır hakime bağlı, hiç vermeyebilir de yani alt sınır hakime bağlı bir durum. Ha, Peki 0 mesela 25. kamu hizmeti yap Diyelim deyip ki 10 yıllık bir hapis cezası çıktı. Yatarı var mı bunun? burada eyalet yasalarına bakmak lazım. İlk kez suç işliyor, ondan dolayı farklı çeşitlilikler olabilir. Yani avukat olmadığım için Delaware eyaletinde görevli çok net bilemiyorum. Yani hakimin o cezayı nasıl açıklayacağına bağlı biraz bu. Ya Şu Yunus, an için belirsiz ama beklenen yatmaması tabii. benim aklıma da şöyle bir şey geliyor. Hani şimdi bunlar böyle Trump'a yani böyle eften püften bir meseleden dolayı böyle bir şey ceza verdiler. Hüküm verdiler. Henüz daha cezası açıklanmadı. Hani şimdi Biden'ın oğluna da bugün benzer bir ceza verdiler.
hüküm verdiler. Yani böyle bir şey mi var acaba? Ya bak bizde Amerikan adaleti o kadar gelişmiştir ki işte başkan adayına da veririz. Başkanın oğluna da böyle bir şey veririz. Yani ben böyle bir artistik kokusu alıyorum. Katılıyorum bu arada. Katılıyorum sana. Pek tabii mümkün. Şöyle mümkün. Niye o açıklayayım? Çünkü biri direkt olarak muhalefet lideri, ana muhalefetin lideri, başkanlığın en büyük adayı. Biri de başkanın oğlu. Hani burada asıl olay aslında Biden'a yapılabilirdi. Hatırlayalım, Şubat'a dönelim. Ne dedi özel yetkili savcı raporunda? Aslında Başkan Biden, başkan yardımcısıyken gizli devlet belgelerini evine götürmüş, doğru saklayamamış, devletten de kaçırmış. Ama bu adam yaptığımız görüşmelerde aklı gidip geliyordu. Tatlı bir adam ama yani akli melekeleri yerinde değil. Ben bunu nasıl jüri karşısına çıkarayım dedi, ortalığı kapattı. Böyle bir şey de oldu 3-4 ay önce. Bir onu mesela götürebilirlerdi. Bir suçlama daha vardı oğluyla ilgili olarak. Biden başkan yardımcısı iken oğlunun, yanlış hatırlamıyorsam, Ukrayna'ya bir satışını arayıp ricacı olmuş diye. Bu da nüfuzunu kullanması anlamındaydı. Bu yargılamada anladığım kadarıyla o yok. Yok, onun o yargı kısmına da gitmedi. Hatta cumhuriyetçiler onun üzerinden azil soruşturması başlatmıştı. Bir yere varamadı. Yani yeteri kadar kanıt bulamadılar cumhuriyetçiler onun için. Orada da suçlama şuydu. Hunter babasının ismini kullanarak Ukrayna'da anlaşmalar bayağı yaptı. Bayağı tartışılmıştı bu konu ya. Evet, yani. Evet. Peki bir de çok, Moskova çok. Eski belediye başkanının karısıyla bir ortaklığı olduğu söyleniyor. İş ortaklığı Hunter Biden'ın. Abi nereden biliyorsun hatta, bunları ya? Bir yerde okumuştum. Hatta Biden şunu kendi de açıklamıştı. Burada savcıya soruşturma diyor bu ilişkileri. O savcıya eğer soruşturursa ben başkan yardımcısı o zamanlar size yardımı göndermem, tutarım diyor. Amerika'nın parasal ve askeri yardımını. Ondan sonra bu savcı görevinden alınıyor. Hani böyle bunu da Biden kendi açıklıyor bu arada bir panelde. Tuhaf ilişkiler ama yeteri kadar ilerletemediler onu. Hunter'ın bir davası daha olacak. O da Kaliforniya'da vergi kaçırmaktan. O da önemli. Oradan da ceza alması bekleniyor. Yani Hunter'ın başı gerçekten ciddi belada bütün bu sorunlarla. O sözünü ettiğin hem uyuşturucu kullanıyor hem o müstehcen, hani yayınlayamayacağımız kadar müstehcen fotoğraflar falan, hem silah var elinde. O fotoğraflar delil dosyasında mıydı bu davada? Onlar delil olarak kullanılamıyor benim bildiğim. Çünkü Hunter bunu gidiyor, Delaware'de bir tane bilgisayar dükkanına, tamir dükkanına bırakıyor. Tamirci de bunun içini açıp baktığında bu fotoğrafları, belgeleri buluyor. Hani orada resmi olarak mahkeme kararıyla alınmış belgeler değil. Ama 2020'de neden çok önemliydi? Bir cümleyle onu da söyleyeyim. Trump yönetimi, Trump o zaman bunu verdi. İşte bunun böyle işleri var, oğluyla babası iş yapıyor diye çıkıp eski istihbaratçılar, Amerikalılar gerçek değil, Rus dezenformasyonu, Ruslar ülkemizi karıştırıyor demişti. 3 yıl sonra doğru olduğu ortaya çıkmıştı. Ya Biden düşmanı bir arkadaşım diyor ki bu adama kim parasal destek sağlıyor? Hunter'a. Hunter'ın şöyle tuhaf işleri de var. Mesela Hunter aynı zamanda sanatçı. Yani sözde sanatçı. Böyle gerçekten de çok saçma sapan tablolar çiziyor. Mesela geliyor bunu biri 500 bin dolara alıyor. 5 kuruş etmeyecek. Şey işlerinde de var. 5 kuruş etmeyecek. Geliyor biri 500 bin dolar alıyor. Kim bu? Eski başkan yardımcısının oğlu, şimdiki başkanın oğlu. Abi ama sahtekarlık. Bu vergisini ödemeyip. Sahtekarlık değil mi bu ya? Vergisini ödemeyip bu. Şeyde iddianamede yazıyor. Kadınlara yüz binlerce dolar yatırıyor. Gece kulüplerine, içkilere. Yani Hunter Biden yani çok tehlikeli bir arkadaş. Hani Hunter'la arkadaş olan gerçekten sıkıntılı bir hayat. Yani elini veren kolunu alamıyor. Bu Biden bugün bir şey yapmış. Bir donmuş kalmış falan böyle bir. Bir versene görüntüyü. Ya şey gibi. Hologram gibi. Yunus, bu nedir bu görüntü? Böyle millet yanındaki de bizim şey değil mi ya? Kamala. Kamala Harris değil mi?
Bizim derken tanıyoruz Beyaz Saray'ın bayağı kanka oldunuz. Beyaz Saray'ın Güney Bahçesi'nde bir konser vardı. Konserde siyahilerin, siyahi vatandaşların kölelikten kurtulmasının her yıl hatırlandığı, kutlandığı 19 Haziran kutlaması. Ama sanki böyle bir konserde, Yunus, bir aydınlanma yaşıyor gibi. Sanki böyle bir donuyor bayağı. Uzaylılar trans, görüyor filan. Trans halinde, Orada bir şey yok. Beyaz ışık görüyor bence. Ya, ne gördüğünü bilmiyorum da yani bayağı bir donma var şu kafayı çevirene kadar. Bak bir daha baştan veririz. Herkes bir kıpırdıyor. Herkes dans ediyor. Yani vücudunun dans ediyor. Hiçbir yeri kıpırdamıyor adamı ya. Orada sakallı bir kadın var. Evet Yunus. Şu an değil. Biraz bu, bu olayın yaşandığı aynı gün Biden Ukrayna'ya gönderilmesi gereken silahların kongrede beklemesini anlatırken de Ukrayna'ya Irak dedi. Irak'a göndereceğimiz silahların bu kadar beklemesi normal mi diye yani biraz zorlu bir gün yaşadı. Şimdi Hunter'ın zararı kendisine ve arkadaşlarına, Biden'ın zararı bütün dünyaya. Oysa doğru. Hunter'la arkadaş olmasan Yunus ama. Ya bu görüntü yalnız bayağı popüler oldu. Yani şurada tamamen bak donmuş durumda. Dondu ya dondu. Amerika'da... Çok viral oldu. Evet. Yani sosyal medyada değil mi? Viral oldu. Olabilir mi acaba donması? Nasıl? Sol başta bak bir şey var. Oradan korkmuş olabilir adam. Ne var abi? Her şey herkes dans ediyor, hayır, eğleniyor. Parlak elbiseli diyor. Sakallı ya. Bir kadın var orada. Sakallı kadın. Sakallı kadın. Ya bir reklama gidelim. Hepimiz gördük ama sen vurguladın. Çok enteresan adamsın ha.